Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyorum. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz avukat Mustafa Zafer. Yayın konuğumuz, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar Aleyna Hanım. Teşekkür ederim. Biz haberlerimizde yer veriyoruz. Acaba kira artışlarındaki, konut kiralarındaki %25'lik zam oranı için uygulama, yürürlükte olan uygulama devam eder mi, etmez mi? Zira 2 yıldır uygulama devam ediyordu ve Temmuz ayında, 1 Temmuz itibariyle de acaba uzatılıp uzatılmayacağı merak konusuydu. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'ten böyle bir açıklama geldi. Dedi ki kendisi bu uygulamanın devam etmesi için sebep görmüyorum dedi. Siz bu konuda neler düşünürsünüz? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Konut kiralarında son geçtiğimiz 2 yıl boyunca Türk Borçlar Kanunu eklenen 1. ve 2. geçici madde düzenlemeleriyle %25'lik yasal bir sınır getirilmesi tabii kiracı kiralayan arasındaki uyuşmazlıkların ciddi şekilde artmasına neden oldu. Çünkü mevcutta gerçekten çok ciddi bir enflasyon vardı ve mal sahiplerinin temel ihtiyaçlarını kira gelirleri karşılayamaz hale geldi. Bu kapsamda tabii ne oldu? Kanun koyucu artık o kadar çok kira uyuşmazlığı arttı ki kira uyuşmazlıklarında ara buluculuğu zorunlu hale getirdi. Hı hı. Nitekim ara buluculuk burada çok ciddi anlamda uyuşmazlığında çözülmesine yardımcı oldu. Tabii adliyelerdeki iş yükü, özellikle arabuluculuk sürecinin zorunlu olarak başlamasına kadar adliyelerdeki kira uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalardaki yargılamalardaki ilk duruşmanın neredeyse bir yıl sonrasına gün verilecek olması mahkemelerde çok ciddi iş yükünün artmasına ve tabii taraflar arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine neden oldu. Ancak sizin de az önce söylediğiniz gibi giriş kısmında özellikle önümüzdeki dönem için yani 1 Temmuz 2024 tarihinden sonra geçici bir üçüncü düzenlemenin yapılmasının düşünülmediği dolayısıyla eskiye dönülmesi ve işte burada bizim kira artış oranlarında TÜİK'in açıklayacağı TÜFE ortalamasının yeniden değerlendirilerek kira artışlarının yapılacak olması kiracı kiralayan arasındaki ilişkilerin bir parça daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine neden olacak. Hı hı. Ve işte bu olumlu gelişme sonrasında muhakkak ki adliyelerdeki özellikle kiradan kaynaklanan davalardaki iş yükünün bir parça da azalacağını öngörüyoruz.